MicroPH hocama hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde basit bir kronometre yapacağız. Normal sürenin bittiğini gösteren bir kronometre yapacağız. Bir önceki dersimizde öğrendiğimiz date fonksiyonunu kullanacağız. Şimdi nasıl yapacağız onu? Küçüktür işareti, soru işareti PHP, soru işareti büyüktür işareti dedikten sonra. Şimdi öncelikle bir ne tanımlayalım? Zaman tanımlayacağız. Şu anki zamanı belirten bir zaman tanımlayalım. Şu anki zaman diyoruz. Eşittir date fonksiyonumuza ve date fonksiyonumuzu şöyle kullanıyoruz. H'sini büyük yapalım. 24'lü göstersin. Ya da gerek yok zaten. Şu an gece yarısı sahur vakti arkadaşlar. Bu arada hepiniz sahur mübarek olsun. Hayırlı olsun. İlk sahurumuz. Şimdi H diyoruz. How'du. Our. How'urdu biliyorsunuz. İ de instant sanırım. O da dakika anlamına geliyor. Sonra second. S. Saniyemizi koyuyoruz. Şimdi bu bizim şu anki zamanımız. Bir de bitiş zamanı olacak. Bitiş zamanı süresi diyebiliriz. Süresi diyelim. Bitiş süresi. Şöyle yapalım. Şu an saat 04:25. 04:27 de bitsin. 04:27. Diğer kodları da yazarken anca olur. Şimdi echo diyelim. Echo diyelim. Echo dedikten sonra şimdi echo dedik. Tırnak işaretleri arasında şöyle yapalım. Şu anki zaman, evet. Şu anki zaman diyelim. Şöyle alta geçtim arkadaşlar ben. Artık nasıl yazıyor? Şu anki zaman. Yani şu tırnak işaretlerini bilerek alta koydum daha iyi görün diye. Şimdi şu anki zamanımız burada olacak. Dolar işareti. Şu anki zaman. Bir de break atlattıralım. Break. Aşağıya da bitiş süresi. Bitiş süresi. Şuraya da pardon. Bitiş süresi. Süresi. Şuraya da bir katlattıralım. Tamam. Şimdi buraya neden bir katlatırdık? Biraz sonra aşağı çünkü bir şeyler yazacağız. Şimdi kontrol S diyelim, kaydedelim. Kaydedelim. Server'ımıza atalım. Sayfamı yenileyeyim kronometre diye. Evet. Gördüğünüz gibi şu an saniyemiz burada fakat hareket etmiyor saniyemiz. Yeniledikçe gördüğünüz gibi saniyemiz değişiyor. Hızlı hızlı yenilersem saniye saniye görürsünüz. Fakat bunu böyle sürekli basamam ben. O yüzden şöyle yapacağız. Şöyle şu aşağıya echo diyeceğiz. Yeni bir echo. Şöyle bir meta tag yazacağız. Şöyle meta http tire echo ev echo ev eşittir tırnak şartları tek tırnak refresh yenile content süre pardon tek tırnak süre 1 saniye. Her 1 saniye bir yenileyecek. Kontrol edeyim. Server'ıma göndereyim. Şöyle. Tabii ki saat 4:41 geçti şu an. Yenileyeyim. Evet. Gördüğünüz gibi artık kendi otomatikman yeniliyor. Saniye saniye görüyoruz. Şimdi 4:43 bir dakikada yazsak 44 diyelim. 4:44. 4:44'te bizi sürenin bittiğini uyarsın. 4:44. Onu nasıl yapacağız? Aşağıya bir if condition oluşturacağız. Şöyle evet. Şöyle şuraya dolar işareti şu anki zaman eğer küçük bitiş ne diyeceğiz? Şu anki zaman büyükse mi diyeceğiz? Yok. Şu anki zaman küçük eşitse pardon bitiş süresi diyeceğiz. Bitiş yok bitiş süresi de şu anki zaman. Şu anki zaman küçük büyük eşitse evet büyük eşitse kafam karıştı ben. Büyük eşitse yani süre dolmuş olacak eğer ondan büyükse bitiş süresinden büyükse şu anki zaman süre dolmuş demektir. Bitiş süresi evet. Echo ne yazsak süre doldu. Kalemleri bırakın. Süre doldu.
At index.php'mizi gelelim buraya. Evet, 43, 44. Bütün süresi 0,44. Evet, bakalım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gördüğünüz gibi süre doldu mesajını aldık. Basit bir kronometre yaptık. Basit kodlama bunlar tabii ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayfa sürekli yenileniyor. Bu dersimiz bu kadar olacak. Başka bir şey yapmayacağız bu dersimizde. Yavaş yavaş arkadaşlar kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Yavaş 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 yavaş. En sonunda da genel bölümün tüm dosyalarını indirebileceksiniz. Genel bölümün dosyalarını da vereceğim. Böyle kendiniz yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Kodları bilerek paylaşmıyorum. Çünkü yazarak öğreniliyor bu işler. Kontrol S dedim, bunu da kaydedeyim. Kaydetmedim. Ha, yenilikleri değiştirdim. Burada şuraları sildim. Her neyse. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit bir şey yaptık. Pek zor yoktu arkadaşlar. Ne yaptık? Şu anki zamanımızdan eğer bitiş süresinden büyük eşitse, yani ne olacak büyükse şu anki zamanımız, sürenin dolmuş olduğunu belirtiyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.